Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Petkim hisse senedi ile alakalı olarak yaptığımız incelemede baktığımızda 5.71 seviyesinde bir günlük kapanış yapan hisse senedinde geçmiş dönemde geçtiğimiz hafta düşüş sırasında bıraktığı gap boşluğunu almaya doğru yukarı yönelik hızlı hareketler yapabilecek bir pozisyon sergiliyor. Hemen EMA ortalamalarımızı açıp değerlendirmeye aldığımızda saatlik periyotta EMA 233 altında aldığı tepkiyle birlikte yukarı yönlü sert bir ivmelenme söz konusu oldu. Hemen hemen tüm ortalamaları test ederek yukarıdaki EMA 55 seviyesini de test eden hemen bir tık altında günlük kapanış yapan hisse fiyatlamasında pivot değerleri olarak haftalık pivot değerinde üzerinde olması ve R1 seviyesi olan 5.84'ü test etme hevesinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Saatlik periyotta yine RSI'nin 50 seviyesine geldiğini, wave trendin de 0 seviyesine oldukça yaklaştığını görüyoruz. Bu noktada yukarı yönlü hareketlerin devamında karşısına çıkacak olan direnç destek bölgelerini haftalık pivot değeri ile ve günlük pivot değerleri ile net bir şekilde takip edebiliriz. Günlük pivot değerlerini açtığımızda arkadaşlar, şöyle grafiğimizi saatliğe çevirelim. Gördüğünüz gibi saatlik periyotta arkadaşlar EMA ortalamalarının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmeye çalışan hisse fiyatında 5.86, 6.02 ve 6.23 dirençleri gözükmekte. Bu bölgede oluşturduğu yukarı yönlü trend çizgi desteğini koyarak hissenin bu bölgede kalmasını takip edebilir. Yukarı hareketlerini eşlik edebiliriz elbette. Hemen kısaca şöyle ben hızlıca bir trend çizgisi atarak şu şekilde bir trend kanalı da oluşturabiliriz. Basitçe. Bu kanal içerisindeki hareketlerini takip edebiliriz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerinde trend kanalında yukarı direnç bölgelerini test etmeye çalışabilir. Özellikle EMA 21 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacağını düşünüyorum hissenin. 5.69'lu seviyelerin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü 5.86'ya doğru bir ivmelenme söz konusu olabilir. Bu sistemle de hemen kısaca bir bakmamız gerekirse şöyle bir açalım. Evet arkadaşlar, bu sistemde de Hull 14 ile eşit bir fiyatlama söz konusu olmuş. Geri çekilmelerde 5.58 desteği mümkün. Aynı şekilde 5.50'de de günlük pivot değerimiz var. Yani şu an için hissede baktığımızda 5.86 direnç bölgesi 5.50'lerde destek noktası olarak gözüküyor. 5.58 Hull 50, 5.50'de Hull 100 seviyelerinde destek bölgeleri var. Yukarı yönlü hareketleri trend kanalı içerisinde takip edilecek şekilde izleyebiliriz. Hemen kısaca yine bir Sasa değerlendirmesinde bulunalım. Sasa hissesine baktığımızda arkadaşlar yine Hull 14.50 kafa kafaya vermiş durumda. Yatayda bir destek bulmaya çalışan bir görüntüsü var. Aslında oluşturduğu üçgeni yukarı yönlü bir kırmış. Daha sonra içine girmiş tekrar. Şöyle bir grafiği biraz sadeleştirelim. Bu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi 49.74'lü seviyeler direnç olarak daha önceden çizmiştik. Bu bölgeye ulaşamadan tekrar satış yemiş oldu. 49'lu rakamları görüp görmediğini tam bilmiyorum ama evet, gerçekten tam 49 seviyesinden bir dönüş gerçekleştirmiş. Bu bölgeden aşağı tekrar üçgen içerisine girmiş. Şimdi bu üçgenin içerisinde tekrar destek noktası olarak bu bölgeyi işaretleyebilir ve bunun altına sarkmalarda hisse fiyatlamasının tekrar alttaki üçgen desteğine kadar sarkma ihtimali olduğundan söz edebiliriz. Bu bölgenin 43.64 üzerinde kalması gerektiğini Sasa hissesinin net bir şekilde ifade edebiliriz. Aşağı salınımlarda yine bu alttaki sarı üçgen destek noktasına kadar salınım gerçekleştirebilir. Ortalamalar baktığımızda EMA ortalamalarında şu an için EMA 144 seviyesinde işte bir ikili dip yapma çabası seyrediyoruz. Genel görünüm olarak da bir filama görüntüsü var diyebiliriz.
Tabi bu flama etkisiyle yukarı yönlü bir hareket, ivmelenme söz konusu olursa yukarıdaki 49-74 direncini geçip yeni zirveler de alabilir. Hissenin bu dönemdeki çok hızlı ve agresif hareketlerini tahtayı izleyerek zaten görebilirsiniz. RSI'nin konumu baktığımızda 50'nin altında negatif yönde ve trend de aynı şekilde işaret ediyor. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar Sasa hissesi çok agresif hareketler yapabiliyor. Bir anda yukarı, bir anda aşağı. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmekte fayda var. Özellikle trend kırılımları takip edilerek işlem kararı vermek gerektiğini düşünüyorum. Şu şekilde kısaca ben bir çizmeye çalışayım. Şöyle bir trend desteği oluşturabilirsek diye baktım. Şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Yani bu direnç noktasını düşeni kırarsa eğer yukarı yönlü hareketlerini izleyebiliriz. Yatayda ilk direnç noktası yine 49 seviyeler olacaktır. Yine kul sistemi de açık bir değerlendirmede bulunmakta fayda var. Ayrıca bu hissenin günlükteki hareketlerini de izlemeyi ihmal etmemek lazım. Sonuç olarak günlükte büyük bir flama oluşumu, yani çok yukarı yönlü sert bir hareket sonrasında tekrar bir flama oluşumu olduğunu ve bunu kırmaya çalıştığını daha önce paylaşmıştım. Yani bu bölgede oluşan üçgen içerisindeki hareketleri çok önemli. Zira üçgenin alt destek noktasına eğer sarkarsa, yani buradaki rakamlar arkadaşlar o 40 liranın altındaki rakamlara tekabül ediyor. Yani %10'luk bir marj alanı var. Bu bölgede oluşturduğu sanki bir böyle hani kırılım yapıp onay gibi derken tekrar üçgenin içine girmesi çok da hoş olmadı hisse için. Bu bölgede yine Hull 14 seviyesi 44.52'nin altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Bu da hisseye negatif olarak yansımakta. Son olarak da söyleyeceğimiz en büyük etkenlerden bir tanesi olan hacimlerin de iyice düşmeye başladığını, yani hisseyi yukarı yönlü ivmeye kazandıracak hacimlerin de gelmediğini görüyoruz. Bu da hissede bir düzeltme eğilimi olma ihtimalini arttırır. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Sasa hissesine işte yine bir haber falan düşürüp tekrar yukarı falan kaldırırlar mı? Tabii bu konu muamma. Bu tamamen tahta sipeğinin elinde olan bir şey. Ona göre hareket edilebilir diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi şu an için 43.84 üzerinde kalması gereken bir görüntü sergiliyor. Bu bölgeye dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ben yine bir haftalık piyot değerlerine de açıp bakmak istiyorum. Görüntü olarak bize neler verecek diye. Yani haftalık piyot değerinde 43.78 üzerinin 43.78 olduğunu görüyorum. Sanki onun üzerinde bir onay çalışması yapıyormuş görüntüsü var. Dikkat etmek lazım. Haftalık piyot değerinin kırılması hisse için negatif baskının artmasına sebep olur. Bu bölgede onay alıp tekrar yukarı dönebilirse yukarıdaki 44.79 direnç hattı olarak çalışacaktır. 49 ve 49.74. Bu iki rakama dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu bölgede gelebilecek satışların karşılanıp bu bölgeyi hacimli geçmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Evet arkadaşlar, Tüpraş hissesinde çok sert bir düşüş sonrası o da toparlama eğilimi içerisine girdi. Bugün günlük piyot değeri, düzeltiyorum, haftalık piyot değeri üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. RSI 34'lerde, Wave Trend'de 53 seviyelerindeki dip noktaya ulaşmadan yukarı yönlü pozitif ayrışma çabası içerisinde. Hemen burada ortalamaları da açarak tepkilerini takip etmeye çalışalım. Yani 5 günlük ortalaması olan ilk etapta 93.65 üzerine geçerek hisse potansiyel gücünü toplamaya çalışmalı. Negatif baskı artarsa eğer, yani satış mumları olarak gözüküyor, hacim mumlarının negatif etkisi altında kalan Tüpraş tekrar bir düzeltme eğilimi içerisine girerek geri çekilme yaşayabilir. Bu bölgede oluşturacağı geri çekilme alanlarında yine piyot değerlerinin günlük olanlarını açarak hissede ne gibi yakın destek direnç noktaları var takip edebiliriz. Hemen saatlik periyoda geçerek bu bölgeleri net görmek için günlük piyot değerlerinin noktasal hareketleri karşımıza çıksın. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için EMA 21 altında, saatlik periyotta 93.20 altında
91-65 seviyesi destek olarak, yukarıda ise yine 93'lü seviyeler direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki rakam arasında 91-65-93 arasında 1,5 liralık marjda bir oyalanma söz konusu. Bu bölgede yine diğer birçok hissede olduğu gibi oluşturduğu bir çanak kulp, fincan kulp görüntüsü veya bir filama görüntüsü ile hisse net bir şekilde yukarı yönlü potansiyel hareketlerini yapmaya çalışacaktır. Özellikle günlük piyot değeri olan 92-95 üzerine çıkabilmesi halinde diğer EMA ortalamalarını ve piyot değerlerini test etmeye çalışabilir. Hisseyi bu şekilde takip ederek hareketlerine eşlik edebiliriz. RSI'nin 50 altına sarkması çok hoş olmamış. Wave Trend de şu an için 0 hattının altında bir sat sinyali üretmiş durumda. Bu da hisse için negatif bir durum söz konusu olmuş. Geri çekilmelerde 91-65 ve 89-65 seviyeleri hissenin yakın destek noktaları olarak karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar, bu 3 hisse için yapabileceğimiz yorumlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın için bol kazançlı bir gün dilerim. Hoşça kalın.